Merhabalar, Osmanlı Kültür Uygarlık soru çözümün ikinci videosu ile birlikteyiz. Yine birbirinden güzel kaliteli sorular hazırladım sizler için. Tabii bugünkü sorularımız biraz daha analiz gerektiren, biraz daha yorum ağırlıklı sorular. Bir önceki Osmanlı Kültür Uygarlık videosu biliyorsunuz daha çok bilgi ağırlıklı bir video olmuştu. Peki o zaman bugünkü ilk sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. İlk sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Humayun üyelerinden Reisülküttab zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür? Yani Divan-ı Humayun'da bulunan Reisülküttab zaman hangisine dönüşmüştür? Bir kere şunu bileceğiz sevgili arkadaşlar. Reisülküttab hangi kalemden ayrılmıştı? Nişancı'dan ayrılmıştı, değil mi? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile olan ilişkilerin gelişmesinden dolayı Nişancı'dan ayrılan divan üyesi Reisülküttab'tı. Ne demiştik orada hatırlarsanız? Hani reis nişanı atmıştı demiştik, değil mi? Reis nişan yüzünü atmıştı. O şekilde bir kodlama yapmıştık. Peki Reisülküttab'lık sonraki ismi ne olacak? Bakın sonraki ismi ise ne olacak arkadaşlar? Hariciye Nazırlı olacak. Hariciye Nazırlı olacak. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? E seçeneği olacak. Biraz analiz gerektiren bir soru. Ve diğer şıklara baktığımızda dahiliye nedir arkadaşlar? Dahiliye İçişleri Bakanlığı'dır. Ha, bir de Osmanlı Devleti'nde nazırlık nedir onu bilmek lazım. Nazırlık bakanlık demektir. Nazırlıkları kim kurmuştu? İkinci Mahmut kurmuştu, değil mi? O zaman dahiliye nazırlığı nedir? Dahiliye İçişleri Bakanlığı oluyor. Maliye nazırlığı ne oluyor? Ekonomi Bakanı. Marif nazırlığı ne oluyor? Marif Milli Eğitim Bakanı aklınıza gelsin. Tamam arkadaşlar, bu da Milli Eğitim Bakanı olarak bilinir. Bariye, bari de neyden sorumludur? Deniz işlerinden, deniz komutanı olarak geçer arkadaşlar. Deniz Bakanlığı olarak geçer Bariye Nazırlığı. Güzel. Sorumuzun cevabı ne olacak? Hariciye Nazırlığı olacak sevgili arkadaşlar. Buna benzer bir soru daha önce çıktı KPSS lisansta. Osmanlı Devleti'nin şerif sicillerine aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili kayıtlar düşürmüştür sevgili arkadaşlar? Şer'i sicilleri derse kadının tuttuğu defterlerdir. Peki kadın neyle ilgili karar verir? Mahkemede karar verir. Mahkeme kayıtlardır aslında. Şer'i sicilleri biliyorsunuz mahkeme kayıtları olarak geçer. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacak? C seçeneği olacak. Divan kararların kaydedildiği defter hangisidir? Mühimme defteri, değil mi? Mühimme defteri demiştik. Ölen kişinin kaydının yapıldığı defteri terek diyoruz. Terek defteri yani mal varlığının bulunduğu defter. Terek defterin tutanı da kassam diyoruz arkadaşlar. Kassam. Bu arada kassam hangi sınıfa mensuptur? İlmiye sınıfına mensuptur. Tamam. İlmiye sınıfına mensup olduğunu bileceğiz. Kapitülasyonları sürekli hale getiren hükümdar ve bu ayrıcalığın tanığı devlet hangisidir? Sevgili arkadaşlar. Burada Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale verilecek, sürekli hale getirilecek. Kimi zaman da 1. Mahmut zamanında Fransızlara verilen kapitülasyonları sürekli hale getirilecek. Peki neden 1. Mahmut böyle bir gelişmeye yol açtı? Çünkü hatırlarsanız Osmanlı Devleti 1736 yılından 1739 yılına kadar kiminle savaşmıştı? Hem Rusya hem de Avusturya ile savaşmıştı. Ve bu dönemde 1. Mahmut biliyorsunuz Humbaracı Ocağı'nı ıslah edecekti. Burada özellikle Humbaracı Ahmet Paşa'nın yaptığı ıslahatlar çok önemliydi. Bu iki savaşta yani hem Osmanlı Devleti hem Rusya ile hem de Avusturya ile aynı anda iki cephede savaştığı halde başarılı olacaktı. Başarılı olduğu sürede tabii Osmanlı Devleti bu iki devlet hangi antlaşmayı imzalayacaktı? 1739 Belgrad Antlaşması. Belgrad Antlaşması'na arabulucu olan devlet kimdi? Fransa. Fransa arabulucu olduğu için 1. Mahmut buna bir güzellik yapmış ve Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Süreç bu şekilde olmuştur arkadaşlar. Tabii yani bu kısımlar çalışırken biraz bağlantı kurarak anlamaya çalış. Yani direkt size 1. Mahmut Fransa ile kapitülasyonu sürekli hale getirmiştir. Ya bunu bu şekilde anlatıp geçtiğin zaman kafada kalmıyor. Ama böyle bağlantısını kurarak anlattığınız zaman daha kalıcı oluyor sevgili arkadaşlar. Tamam, yani savaş var. Osmanlı Rusya ile savaşıyor. Avusturya ile savaşıyor. 1. Mahmut'un yaptığı ıslahatlar var. Bu ıslahatların neticesinde Osmanlı başarılı olmuştu.
Belgrad'dan başlamaz. Tabii bu arada şöyle bir bilgi daha aktarmak istiyorum size. Tabii benim şöyle bir huyum var. Yani bir soruyu açıklarken ayrıyetten yeni bilgiler de aktarmak istiyorum size. Umarım hani videolar izlerken yani hoca niye ağırdan alıyor diye düşünmüyorsunuzdur umarım. Şimdi Belgrad Antlaşması'nda bir de şunu bileceğiz arkadaşlar. Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti'nin bu yüzyılda kaçıncı yüzyıl? 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Yani aslında Avrupa'da Osmanlı imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Aynı zamanda Karadeniz'in Türk göl olduğunu belirten son antlaşma olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz Karadeniz tekrar Türk gölü olmaktan çıkacak. Ne zaman? 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı'nın imzaladığı 18. yüzyıldaki en ağır koşullu antlaşmadır. Zaten biz sonra Osmanlı dağılmayı göreceğiz. Osmanlı dağılmada da Edirne Antlaşması var. 1829 Edirne Antlaşması. Edirne Antlaşması için şöyle bir cümle kuracağız. Osmanlı'nın Küçük Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır koşullu antlaşma ne diyeceğiz? Edirne Antlaşması'dır. Osmanlı Küçük Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır koşullu antlaşma Edirne Antlaşması'dır. Osmanlı dağılma dönemine denk gelir. 1633 yılında 4. Murat'ın kızının doğum gününde kendi yaptığı roketle uçan bir çirkindir. Evet, biraz bizi gülümseten bir soru arkadaşlar. Kızı padişahın kızının doğum gününde roket yaparak uçmuş. Tabii o zaman mumlar yoktu arkadaşlar. Öyle mum yoktu. Yani mumlar eşliğinde doğum günü kutlanmıyor tabii. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani hani kızın doğum gününde pek kutlama yapılmıyor ama hani hatta şöyle bir bilgi aktarayım size. İlk kez doğum günü kutlayan padişah aslında ikinci Mahmut'tur. İkinci Mahmut'tur. Ama burada şöyle bir küçük bir kutlama yapılmıştır. Kutlamadan ziyade hani burada Lagari Hasan Çelebi ne yapacak? Roketle uçmaya çalışacak. Tabii roketle uçuyor. Ama barutu bittiği için arkadaşlar barutu bittiği için sarayın damına düşecek. Lagari Hasan Çelebi'den bahsediyoruz. Tamam. Roketle ilk kez uçuş denemesi yapan Lagari Hasan Çelebi'dir. Ama size kanat takarak uçan derse Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Tamam. Hezarfen Ahmet Çelebi. Bu iki isim 4. Murat döneminde uçuş denemesi yapmıştır. Koç Bey'ine dikkat edeceğiz. Koç Bey'i biliyorsunuz 4. Murat'ta Risale sunmuştu değil mi? 4. Murat ne yapmıştı? Duraklamanın sebeplerini araştırmak için lahiyeler hazırlamış. Şimdi bakın lahiye ile rapor aynı şeydir. Tamam mı? Lahiye, rapor, bir de risale üçü aynı şeydir. Lahiye, risale, rapor üçü aynı şeydir. Buna dikkat edeceğiz. Takyüddin Mehmet biliyorsunuz 3. Murat döneminde ne yapmıştı? Osmanlı Devleti'nin ilk rasathaneyi yapmıştı ama İstanbul'da o dönemde deprem meydana geliyor. İşte dönemin alimleri rasathaneden dolayı deprem meydana geldiğini öne sürerek o rasathaneyi yıkacaklardı. Humbaracı Ahmet Paşa hangi dönemde? O da arkadaşlar 1. Mahmut döneminde biliyorsunuz Comte de Bonneval'dır asıl ismi. Gelip Osmanlı Devleti'ne ıslahat yapacak. Humbaracı Ocağı'nı ıslah edecek arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne resmi tarih yazarlarına verilen aşağıdakilerden hangisidir? Bu çıkmış sorudur aynı zamanda arkadaşlar. Buna benzer soru direkt resmi tarih yazarlarına verilen isim nedir demişti. Cevap zaten biliyorsunuz Vakanüvis'tir. Vakanüvis Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazarlarına verilen isimdir. Peki diğerlerine bakalım. Mültezim kimdir? Mültezim Osmanlı Devleti'nin salyaneli eyaletlerde iltizam sistemi yani iltizam sisteminin uygulandığı topraklarda açık ihale usulüyle vergilerin toplanması sırasında bu ihaleyi kazanan kişiye biz mültezim diyoruz. Tamam mı? Mültezim. Yani iltizam sistemi, vergi toplama sisteminde ihaleyi kazanan kişiye biz mültezim diyoruz. Burada ihale bedelini ise muacele diyoruz arkadaşlar. Tamam. İhale bedeli dersek muaceledir. Onu bileceğiz. Ha bir de mültezim eğer vergileri ömür boyu toplarsa buna da biz malikane sistemi diyoruz. Tamam. Malikane sistemi de oradan gelmektedir. Malikane sistemi ile malikaneyi karıştırmayın. Tamam. Malikane bazılarına arkadaşlar verilen toprakların geliridir. Üstün vazifeleri karşılığında. Ama malikane sistemi dersek mültezimlerin vergileri ömür boyu toplamasıdır. Bak birinde sistem var, birinde yani toprak geliri veriliyor. Mütevelli kimdir? Mütevelli vakıf üyelerine verilen isimdir. Tamam mı? Vakıf yöneticilerine, vakıf üyelerine
mütevelli denir. Hani günümüzde de kullanılır işte. Ne denir? Koç Üniversitesi mütevelli heyeti tabiri kullanılır. Çok duymuşsunuz değil mi öyle? Yani çeşitli üniversitelerin mütevelli heyeti. Mütevelli ne olur? Vakıf yöneticilerine, vakıf üyelerine verilen isimdir. Kassam kimdi? Kassam ölen kişinin kaydını tutanlara arkadaşlar. Ölen kişilerin kaydını tutanlara kassam diyoruz. Kassamın tuttuğu defter neydi? Ölen kişinin mal varlığının kaydedildiği deftere de biz tereke defteri diyorduk. Bunu hangi defterle karıştırmayacağız? Bunu şer'i sicilleri karıştırmış. Şer'i sicilleri ise kadının tuttuğu defterde mahkeme kayıtlarının tuttuğu defterde. Bu kavramlara dikkat edeceğiz. Yani soru geliyor arkadaşlar. Reisülkütap dış ilişkilerden sorumluydu değil mi? Dış ilişkilerden. Az önce bununla ilgili bir soru vardı hatırlarsanız. Reisülkütap'la ilgili. Reisülkütap ilerleyen süreçte hangi isimle anılır denilmişti? Hariciye nazırlığı olarak geçecekti. Hariciye ile dahiliyeyi zaten karıştırmayacağız. Hariciye dış ilişkiler, dahiliyesi iç ilişkiler. Osmanlı Devleti iç piyasasına ucuz Avrupa mallarının girmesi gelişmelerden hangileri üzerine etkili olmuştur? Bir kere arkadaşlar burada şunu bileceğiz. Bu süreci etkileyen temel etken nedir? Tabii ki de sanayi devrimidir. Şimdi Avrupa'da sanayi devrimi meydana gelecek, fabrikasyon sistemi başlayacak, seri üretim başlayacak. Seri üretim başladığı için bu ürünün pazarlanması var. Tabii bu ürünü pazarlamak için çeşitli ülkelere bu ürünleri satmak gerekir. Osmanlı'da potansiyel açık pazarlardan biri ve özellikle 1838 Balta Limanı Antlaşması var. Sizi bu antlaşmaya götüreceğim arkadaşlar. Balta Limanı Antlaşması, antlaşmanın ismi ne? Antlaşmanın ismi Balta Limanı. Osmanlı ekonomisini baltalayan bir gelişmedir. Neden? Çünkü arkadaşlar bu antlaşma İngiltere ile yapılan bir antlaşmadır. İkinci Mahmut'un İngiltere yaptığı bir antlaşmadır. İkinci Mahmut özellikle Mısır meselesinde İngiltere'nin desteğini almak istiyor. Bir yandan Rusya'da güveniyor. Çünkü Rusya ile 5 yıl önce Hünkar İskelesi Antlaşması yapmış ama Rusya'ya güvenmiyor. İngiltere'ye yanaşıyor. Tabii İngiltere'ye yanaşırsan İngiltere affetmez seni yani. Diplomasiyi çok iyi bilen bir ülkedir İngiltere. Ve ne yapacak? İngiltere burada bazı ayrıcalıklar elde edecek. Nedir bu ayrıcalıklar? Mesela ne diyor? İngiltere diyor iç gümrük vergisi olan rusumati, bak rusumati dahiliye vergisinden muaf olacak. Başka işte İngiltere iç pazar, Osmanlı iç pazarına katılabilecek. Çeşitli ayrıcalıklar elde edecek İngiltere ve böylece Osmanlı Devleti Avrupa'nın açık pazar haline gelecek. Osmanlı Devleti yarı sömürge haline gelmiştir. O zaman bak Balta Limanı Antlaşması Osmanlı ekonomisini baltalayan bir antlaşmadır diyeceğiz. Bu antlaşma bir köşede dursun. Tamam. Şimdi gelelim. Osmanlı Devleti iç piyasasına ucuz Avrupa malları gelmiştir. Yani bunun sayesinde çünkü bu dış ülkelerden gelen tüccarlar vergi ödemiyor. Yani düşün ödemeleri gereken vergi ödemeyince ya da vergi oranı düşürülünce ne olacak? Avrupa'dan gelen mallar daha ucuz olacak. Daha ucuz olduğu zaman ne olur? Osmanlı ekonomisi çöker değil mi? Çünkü dışarıdan gelen kaliteli bir mal içeride üretilen kalitesi bir malı ezer geçer. Bu anlayışla düşüneceğiz. O zaman iş tüketiminin azalması. Dursun. Yerli esnafın zarar etmesi. Tabii ki de zarar eder değil mi? Küçük esnaf çöküyor burada. Ekonominin dışa bağımlı hale gelmesi. Tabii şimdi bakın şöyle düşünün. Buradaki atölyede bir üretici artık Avrupa mallarıyla rekabet edemediği için ne oluyor arkadaşlar? Burada biliyorsunuz artık yerli esnaf çökecek yani. Küçük sanayi çökecek. Bu da Avrupa'ya bağımlı hale gelmemize yol açacak değil mi? Yani bugün mesela bir Türkiye ekonomisine baktığınızda aslında birbirine benzer etkenler ortaya çıkıyor değil mi? Peki o zaman bir ikili üç alırız. Bir alırız biz üç tüketimin azalması. Arkadaşlar üç tüketim niye azalsın ki? Yani burada nüfus mu azalmış? Yok bundan bahsetmiyor. O yüzden sadece iki ve üç alacağız sevgili dostlar. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine girmiş. Bu gerilemenin başlangıçtaki duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmış. Yani bak cümle biraz sakat bir cümle aslında. Kafa karıştıran bir cümle. Yani ne diyor? Osmanlı gerileme girmiştir. Gittikçe işte ne diyor? Güç kaybetmiştir. Yani duraklamadan sonra yıllar geçtikçe diyor, bu gerileme dönemi hızlanmış. Yani diyor, duraklama gibi sonra gerileme sonra dağılma. Yavaş yavaş parçalanma süreci başladı. Peki bu hızlanma ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda
konulardan hangisinde değişme olmuştur diyor. Yani Osmanlı'nın gittikçe güç kaybetmesi hangisinde değişme olmuştur? Bir de bak size burada şöyle bir taktik vereceğim. Özellikle bazen soruyu çözerken soruyu anlamadan cevaba gülüyorsunuz. Yani hemen okuyor, tamam hocam diyor, hemen işaretliyor. Sonra başından kaynar sular dökülüyor. Bu soruyu nasıl yanlış yaptın diyor. Bir kere önce soruyu anlamak lazım. Çünkü ÖSYM'nin cümleleri biraz uzundur. Yani direkt bilgi isteyen 2-3 soru vardır. Ama diğer sorular bakın ÖSYM'nin soruları dolambaçlı sorulardır. Sana açık bir şekilde vermez. Biraz cümleyi uzatır. Cümleyi uzatarak verir. Kafanı karıştırır. Zaten sen de o heyecanla, o korkuyla daha da soruyu çorba hale getirirsin ve doğru yapabileceğin bir soru yanlış yaparsın. Şimdi neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden önce soruyu doğru okumak lazım. Yani sen bu cümleyi okudun. Bu cümlede bir kavram geçiyor. Ne kavramı? Diyelim ki devrim kavramı geçiyor. İhtilal geçiyor. Ha, İhtilal ne olduğunu bilmen lazım. Ya da uluçluk diyor. Uluçluğun ne olduğunu bilmen lazım. O yüzden o şekilde soruyu çözümüne geçmek lazım. Bu hızlanma birlikte hangisinde değişme olmuştur? Sınırlarda değişme olur mu? Evet ya, Osmanlı toprak kaybediyor. Toprak kaybedersen sınırlar değişir. Nüfus değişir mi? Ha, düşünürsün hocam, bak sen toprak kaybediyorsan, yani toprak kaybediyorsun, oradaki insanları da kaybediyorsun. O zaman nüfus da değişir. Ya da kaybedilen topraklardan Anadolu'ya göç olur. Anadolu'ya göç olursa bu sefer yine nüfus değişir mi? Değişir değil mi? Anadolu'da nüfus artar. Teokratik yapı değişir mi? Düşün hocam, bak teokratik yapı nasıl değişir ki? Osmanlı yöneticisi kim? En yetkili kişi kim? Padişah. Padişah kim? Padişah aynı zamanda halife. Ya bunun teokratik niteliği nasıl değişsin ki? Ama soruda sana eğer Yavuz Sultan Selim deseydi, Mısır Seferi deseydi, Memlüklerin ortadan kaldırılması deseydi, o zaman teokratik yapı değişirdi. Hatta teokratik yapı güçlenirdi derdi. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacak. Aşağıdakilerin hangisi Seyfiye sınıfı üyelerinden biridir? Bak soruyu doğru okumak lazım. Biridir diyoruz. Şimdi Seyfiye neydi? Seyfiye askeri, bakın askeri ve bürokrasi işiyle uğraşır. Peki bunlar savaşa gider mi? Seyfiye savaşa gider. Diğer sınıfımız hangisiydi? Kalemiyeydi değil mi? Hocam kalemiye neydi? İlk kalemiye bunlar daha çok idari yazışma işlerine uğraşır değil mi? Mesela defterdar, nişancı, reisül küttab, vakanüvis, eminler, kapan eminler. Bunlar kalemiye sınıfına. Bir de ilmiye vardı arkadaşlar. İlmiye sınıfındakiler bunlar din ve eğitim ve adalet işleriyle uğraştı. Peki bunları kim sayabiliriz? Kadı var mı? Evet. Kassam var mı? Ölen kişi kaydını tutar. Var. Kazasker var mı? Var. Müezzin var mı? İmam var mı? Bunlar da ilmiye sınıfına girer arkadaşlar. Peki o zaman şimdi biz neyi arıyoruz? Seyfiye sınıfının üyesinden biri. Hocam kassam ölen kişinin kaydını tutar. Hangi sınıfa mensup? Sesini duyar gibiyim. İlmiye değil mi? Güzel, ilmiye. Kazasker ne yapar? Kadı müceris ataması yapar. Medrese çıkışı olmak zorundadır. Bu da ilmiye sınıfına mensup mu? Güzel. Vakanüvis Osmanlı Devleti'nin resmi tarih yazıcısı. Hocam yazıyor. Bak yazıyor. O zaman ne olur? Kalemiye olur değil mi? Kalemiye sınıfına mensuptur. Defterdar hocam mali işlerden sorumludur. Mali işler gider, gelir gider hesabı tutar. Bu da kalemiye sınıfına mensuptur. Ama Sancak Bey'i hangi sınıfa mensup? Seyfiye sınıfına mensup değil mi? Savaşa gider. Sancak Bey'i, Beyler Bey'i, Sadrazam, Kubbe Altı Vezirleri, Yeniçeri Ağası. Bunlar ne olur? Bunlar Seyfiye sınıfına mensuptur. İkinci Mehmet zamanında hükümler kardeş katlini yasallaştıran düzenlemenin yapılması düşüncelerden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Neyi bize sormuş? Kardeş katlinin yasallaştırması neyi gerçekleştirmeye yöneliktir? Sevgili hocalarım, eğer kardeş katli yasal hale getiriliyorsa amaç nedir? Amaç devletin bekası değil mi? Amaç devletin dağılışını önlemek değil mi? Güzel. Peki soruya bakalım. Şıklar bakalım. Merkeziyetçi yönetim yapısını kuvvetlendirme tabii ki de var değil mi? Kardeş katli yasallaştırıyor ki taht kavgası yaşanmasın diye. Taht kavgaları azaltmak tabii. Taht kavgaları azalttığı zaman merkezi otorite de güçlendirilir değil mi? Öyle düşüneceksin. Şimdi her gün taht kavgası varsa hocam yani merkezi otorite zayıflar değil mi?
Yönetim tecrübesine sahip kişilerin başarı geçmesini sağlamak. Şimdi bu seni biraz muallakta bırakır. Bu soru seni zorlar. Biraz yorumlayacağız. Şimdi kardeş katli olması yani yönetim tecrübesi nasıl kazandırır? Yani düşün yani kardeşlerle öldürüyorsun. Nasıl yönetim tecrübesi olsun? Ha senin gücünü, otoriteni artırır ama yönetim tecrübesi ayrı şeydir. Yönetim tecrübesi devleti yönetme mekanizmasıdır. Buradan bunu anlayacağız. Bak şurada şu iki kelime vermiş ya sana. Yönetim tecrübesi derken devleti yönetme. Yani mesela şöyle düşün. Bir vali düşün. 20 yıllık vali mi çok tecrübeli olur yoksa 1 yıllık vali? 20 yıllık vali değil mi? Hangisi daha yönetim tecrübesine daha çok sahip? Vali. 20 yıllık bir vali. He, o zaman burada yönetim tecrübesini artırmak için ne yaparsan sancaklara gönderir. Değil mi Osman Devleti? Sancak sistemi vardı değil mi? Sancak sistemi başlatan kimdi? Orhan Bey'di değil mi? Sancak sistemi ilk tahta çıkan ya da ilk sancağı giyen kimdi? Birinci Murat'tı. Sancak sistemi yasallaştıran kimdi? İkinci Mehmet'ti yani Fatih. Sancak sistemine son yetişen kimdi? Üçüncü Mehmet'ti. Sancak sistemi kaldıran üçüncü Mehmet'ti. Sancak sistemine çıkmadan yani sancakta yetişmeden tahta çıkan kimdi? Birinci Ahmet'ti. Birinci Ahmet neyi getirecek? Ekber Erçet yasasını bu şekilde devam ediyoruz. Soru soruyu açıyor arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? 1 ve 2 olacak. Bak bu sınavda böyle bir soru gelirse hocam yani sen gidersin 3'ü de işaretlersin. Yani gerçekten 3'ü de işaretlersin. Ama bu sorudan sonra umarım bir açıklık getirmişizdir. Aşağıdaki padişah gerçekleştirdiği yenik eşleştirmelerden hangisi yanlış? Bak böyle sorular gelir. Ve özellikle Osmanlı dağılma dönemiyle ilgili ya da inkılapla ilgili inkılaplar yani Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarla ilgili böyle sorular gelebilir. Burada bilgi hakim olmak lazım. Bakalım Abdülaziz ıstaat ferman dursun. İkinci Mahmut Sened İttifak. Evet tarih kaç? 1808. Sened-i İttifak'ı imzalayan kimdir? İkinci Mahmut. Kimlerle yapmıştır bunu? Ayanlarla yapmıştır. Peki Sened-i İttifak Avrupa'daki hangi gelişmeyle benzer? Magna Carta'yla değil mi? Magna Carta'yla benzer diyeceğiz. İkinci Abdülhamit Kanuni Esası. Hocam bak sana Kanuni Esası'yı da verir. Birinci Meşrutiyet de diye verir. İkisi aynı şeydir. Tamam. Birinci Meşrutiyet'in ilanı da dese ya da Kanuni Esası'yı dese ikisi aynı şeydir. Tarih kaç? 1876. Abdülmecit Tanzimat Fermanı. Bu da var arkadaşlar. Abdülmecit Tanzimat Fermanı 1839 yılında ilan edecek. Peki size bir soru. Abdülmecit Tanzimat Fermanı hangi gelişmeler neticesinde başarılı olmak için yayınlamıştı? Cevap Londra Konferansı. Değil mi? Londra Konferansı'na etkili olmak için Tanzimat Fermanı yayınlanacaktı. Peki Paris Antlaşması'nda etkili olmak için neyi yayınlayacaktı? Islahat Fermanı, değil mi? Güzel. Peki Osmanlı Devleti Tersane Konferansı'nda etkili olmak için neyi yayınlayacaktı? Kanuni Esası yani Birinci Meşrutiyet. Güzel. Üçüncü Selim Nizami'ci. Zaten bu banko arkadaşlar. Üçüncü Selim'in yaptığı ıslahatlara biz Nizami Cedid diyoruz. Peki Üçüncü Selim'in kurduğu orduya biz ne diyoruz? Nizam-ı Cedid diyoruz. Peki 3. Selim bu ordunun yeni kurduğu Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak için neyi kurmuştu? İrad-ı Cedid'i kurmuştu. Peki 3. Selim bu Nizam-ı Cedid ordusunun karakteri bozulmasın diye, Yeniçeriler ile çatışmasın diye hangi kışlaları aşmıştı? Selimiye bir de Levent kışlalarını aşmıştı. Peki 3. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu ilk başarısı neredeydi? Akka'daydı. Kime karşı? Fransa'ya karşı değil mi? Fransa'ya karşı başarılı olan Nizam-ı Cedid ordusunun komutanı kimdi? Deve Kasabı lakabıyla bilinen Cezar Ahmet Paşa'ydı. Güzel. O zaman Abdülaziz ıstaat fermanı yanlış arkadaşlar. Isdat fermanı tarihi kaç? 1856. Kimin zamanında? Abdülmecit zamanında. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Yukarıda verilen Divan-ı Humayun üyelerinden hangileri medrese çıkışta olmak zorunda değildir? Şimdi bakın bak.
Medrese çıkışlı olmak zorunda olanları sorsa ilmiye sınıfındakilere bakacaksın. Yani Kazasker'e bakacaksın, Kadı'ya bakacaksın, onun dışında Şeyhülislam'a bakacaksın. Değil mi? Bunlara dikkat edeceksin. Hocam Defterdar, Defterdar Seyfiye sınıfına mensuptur. Pardon, nereden çıktı Seyfiye? Kalemiye sınıfına mensuptur. Kalemiye sınıfına mensuptur. Mali işlerden sorumludur. Yani gerek yok bunun medrese çıkışlı olmasına. Sadrazam o da Seyfiye sınıfına mensuptur. Bu devşirme kökenli de olabilir. Yani medrese çıkışlı olmasına gerek yok. Sadrazam devşirme kökenli de olabilir. Tıpkı Sokul Mehmet Paşa örneğinde gördüğümüz gibi. Şeyhülislam ve Kazasker ikisi de ilmiye sınıfına mensuptur. Ve arkadaşlar ikisi medrese çıkışlı olmak zorundadır. Biz hangisini arıyoruz? Medrese çıkışlı olmayan. O zaman cevap ne olur? Cevap 1 ve 2 olur arkadaşlar. Tamam. Yani Defterdar ve Sadrazam'ın medrese çıkışlı olmasına gerek yoktur diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerden en yüksektedir? Ha, bak bu güzel bir soru. Şimdi bakalım bize kimi vermiş? Nişancı, Defterdar, Kazasker, Sadrazam, Reis-i Kütahya. Direkt Sadrazam diyeceğiz. Peki ben buraya padişah da ekledim. Kim olur? Padişah, değil mi? Padişah hiyerarşik bakımda en üstte olur. O zaman burada arkadaşlar sadrazam baz alacağız. Sadrazam bunlar arasında ya padişahtan sonraki ikinci adamdır. O yüzden sadrazama dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sadrazam padişahtan sonraki en yetkili kişidir. Bu soru böyle çözülür. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un yönetimden görevli kişilerden değildir? Benim hani önümüzdeki yıllarda beklediğim soru tiplerden bir tanesi. Yani Osmanlı kültür garında ya size hangisi taşra yöneticilerden biri değildir ya da hangisi İstanbul yöneticilerden biri değildir bunu sorar. Kalkıp hocam sana Şehremin görevini sormaz. Yani Şehrim ya o alanda sorulur. Burada neyi sorar? Hangisi İstanbul yöneticilerden biridir değildir ya da hangisi taşra yöneticilerden biridir değildir. Ya bunları çalışırken çok acı çekiyorsun. Hocam bir bunu nasıl öğreneceğim? Çok zorlanıyorum. Hocam yani aç önlüğü koy İstanbul yöneticiler Şehremini işte Taht Kadısı var, Mimarbaşı, Yeniçeri Ağası, Sadrazam. Bunları sayacağız. Peki Taht Kadısı var mı? Var. Yeniçeri Ağası, Şehremini, Mimarbaşı var. Yiğitbaşı yoktur. Yiğitbaşı arkadaşlar biliyorsunuz köylerde güvenliği sağlar değil mi? Neyden sorumludur? Güvenlik işlerinden sorumludur köylerde. Bir de arkadaşlar burada yani mesela Şehremini belediye işlerinden sorumludur. Yeniçeri Ağası güvenlikten. Taht Kadısı İstanbul'daki en yüksek mülki amiridir. Mimarbaşı ise imar işlerinden sorumludur diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangisi etkin olmuştur? Buna benzer bir soru çıktı arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Osmanlı hukuk sisteminin oluşturan üç etken var. Birincisi şer'i hukuk. Şer'i hukuk yani dinsel değil mi? İslam dininin yani getirdiği hükümler. Birincisi var. Eski Türk gelenekleri bu ne oluyor arkadaşlar? Bu örfi. Örfi hukuk oluyor. Tamam. Fethedilen bölgelerdeki kanunlarda. Bu da etkilidir. Üçünü de alırız arkadaşlar. O zaman bu üçüne bakarız. Osmanlı Devleti'nde hukuk bütünlüğü vardır der miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. Cevabımız E seçeneği olacak. Osmanlı Devleti'ndeki taşra birimleri ve yöneticileri eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bakalım arkadaşlar. Eyalet yönetimden beylerbeyi sorumludur. Doğru. Aynı zamanda Taşra'daki en büyük idari birimdir. Sancak Yiğitbaşı, hayır Yiğitbaşı az önce söyledik. Köylerde değil mi? Köylerde bulunur. Sancak yöneticisi kimdi? Sancak Bey'i değil mi? Sancak Bey'dir. O zaman arkadaşlar bu doğru değildir. Kazadan kadı son. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın. Eyalet sistemine baktığımızda Osmanlı Devleti'ne kazanın hem yöneticisi kadıdır hem de adalet işlerinden sorumludur. Yani kazada iki işten sorumludur. Kadı. Köyden subaşı ha, köyden subaşı değil arkadaşlar. Köyde kim sorumlu olur? Köyde biliyorsunuz köy ketüdası sorumludur diyeceğiz. Yani köyün yönetimden köy ketüdası sorumludur arkadaşlar. Ha, tabii köyün adalet işlerine kadı bakmaz. Kim bakar? Kadı naibi bakar. Tamam, naib bakar diyeceğiz. Peki o zaman hangisi yanlıştır arkadaşlar?
Sancakbey'i bu yanlış. Bir de 2 ile 4 arkadaşlar. 2 ile 4 yanlış diyeceğiz. Cevap C seçeneği. Yani soruyu çözüyorum. Doğru seçeneğini buluyorum ama bu sefer işaretleme gelince karıştırıyorum biraz bazen. Osmanlı Devleti'nin ülkede yaşayan topluluklar din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine ne isim verir? Bu soru daha önce soruldu arkadaşlar. Neyden bahsediyoruz? Millet sisteminden bahsediyoruz. Yani Osmanlı Devleti tabii bu soru alanına geldi arkadaşlar. Önce onu söyleyelim. Osmanlı Devleti biliyorsunuz halk yani Müslüm, gayrimüslim olarak ikiye ayrılır. Yani din mezhep yönetim biçimde esas alınmıştır. Onun için buna biz millet sistemi diyoruz arkadaşlar. Yani burada işte Osmanlı Devleti şu Sırp'tır, işte yok bu Bulgar'dır, işte yok bu Yahudi, böyle bir ayrım yapmamıştır. Osmanlı ne demiş? Müslüm, gayrimüslim. Yani kolay kaçmış biraz. Müslüm, gayrimüslim diye ayırmıştır. Yani din ya da mezhep üzerinde böyle bir ayrım yapmıştır. Buna biz millet sistemi diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, böylece bir soru çözüm videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi sorular hakkındaki yorumlarınızı muhakkak yazın yorum kısmına. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.